Espor belgeseli var oğlum. Hemen açayım size. Oyunu mu dojladılar? Ne oluyor lan? Ne oldu? Hemen açayım size espor belgeseli. Sürekli oynadı bir yaz. Yaz tatilinde. Sonraki yaz da evde oynadı. Abisinin de yönlendirmesiyle League of Legends'ı seçtiğini sonradan anladım. Ben o konuda sürekli onu oynadığını falan bilmiyordum. İlk başta kontrollü oturuyordu tabii ki 1-2 saat filan. Tabii ben çalışıyorum, o ne derse ona inanıyorum. Artık bir sürü hikayeler, bir sürü ayarlamalar. Bir sürü zaten telefonla arayıp da anne evine bir şeyler yapılıyor. Bu en az okulda hani doktorla lise olurum der. Gözümün önünde olsunlar istiyordum çocukları. Ama büyüyüp böyle işlere girdikten sonra... Annemle tombikmiş o zamanları. Turnuvaya gitmesine ailenin bakış açısı biraz daha zor, ters oluyor. Hani ilk başta izin vermek istemiyorlar çünkü çocuğun okulunu engelleyecek bir şey bu. Yani açıkçası ben her zaman bir oyunda başarılı olabileceğimi düşünüyordum. Bu yüzden bu ayrı var yani bilgisayara oynayamayınca bu yüzden kızıyordu. Biliyordum. Vakti oldu. Ben biz neredeyiz ya? Bulabiliyorsun. Yani bilgisayar orta konu artık yeter hani. Aileniz mi? Az önce yanınıza gidin ama. Bir de destekliyorum. Onun görü bir kere yaşıyorsunuz ne? Hoşuma gidiyor. Ya o heyecanlar aslında anlatılması çok zor çünkü bir kere yaşıyorsunuz. O zamanlar Rokutan mıydı? Rokutan 3, 4 kere gittim ama Almanya'daki gibi değildi hiçbiri. O büyük bir turnuvaydı. Gamescom. O zaman çok heyecanlıydım. Türkiye'nin en iyi oyuncusu ya da en iyi oyuncularından biri olduğu için bir de ülkeyi temsil etme durumu olduğu zaman şu ekibe bak ekibe. Ekibi gördünüz mü? Crystal'ın saçlar. Ha? Var mı lan böyle saçlar? Başka bir yerde? Yeah, I got one grand on my dummy up. Who caught a million my go yard up. I will guess so you still got a show. Born with this drip and just learn how to hustle. Look at your bitch through these DL by focus. I get me some hands, she been that shit over.